Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlerden gelen talep üzerine haftalık programlanabilir termostat otomasyonu yapacağız. Önceki videomuzda odalarımızın sıcaklık ortalamasını alarak nasıl verimli termostat kullanabiliriz ve termostatımızı nasıl kurabiliriz bunu öğrenmiştik. O videoyu izlemeyenler hemen videoyu durdurup sağ üstte bulunan karttan veya açıklamalar kısmında bulunan linkten o videoyu izleyebilir. Videoyu izleyip termostatımızı kurduysak haftanın belirli gün ve saatlerine göre termostat sıcaklığımızı ayarlayıp programladığımız saatlerde ayarladığımız sıcaklığı sağlayarak konforlu ve tasarruflu bir termostat kullanabileceğiz. Ayrıca evinizde sıcaklık sensörü yoksa sadece termostat rölesi kullanarak belirli saatlerde çalışan ve kapanan termostat yapabileceksiniz. Örneğin iş saatlerinde kapalı kalan, eve geliş saatinize yakın açılan, işe gidiş saatinizde tekrar kapanan bir termostat her zaman size tasarruf sağlayacaktır. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan otomasyon kurulumumuza geçelim. Bugün yine sanal makine üzerine kurduğum sanal home asistan kurulumum üzerinden bunu size gösteriyor olacağım. Daha önceki videolarımda bu kurulumları görmüştünüz. Haftalık termostat programlamamızda önceden belirlememiz gereken bazı sıcaklık değerleri olmalı ve bunları bir kenara not etmemiz gerekiyor. Bu sıcaklık değerlerini bir kenara not ettikten sonra ayarlar, cihazlar ve hizmetler ve yardımcılar bölümüne geliyoruz. Buradan yardımcı oluştur diyoruz. Ve aşağıdan zamanlamayı seçiyoruz. Birinci senaryo olarak geceleri 21 derece düşünüyorum. Bunun için buraya 21 derece yazıyorum. Buradan haftanın tüm günlerini ve tüm saatlerini görebilirsiniz. Yarım saatlik dilimler şeklinde seçebilirsiniz. Ayrıca bu seçimleri tekrar tıklayarak sil diyebilirsiniz. Ayrıca mouse'unuzla tuş sürükle yaparak da seçimler yapabilirsiniz. Ben gece senaryosu için gece 12'den sabah 8'e kadar düşünüyorum. Ve bunu haftanın her günü için yapıyorum. Mouse'unuzla tutup sürüklerken mouse tekerleğiyle aşağı kaydırabilirsiniz. Bu şekilde gece senaryomu 21 derece olarak gece 12'den sabah 8'e kadar düşündüm ve oluştur diyorum. İkinci senaryom için tekrar zamanlama yardımcısı oluşturup burayı da ikinci senaryo işteyken senaryosunu 18 derece olarak düşünüyorum. İsterseniz bunu kapalı da yapabilirsiniz. İşteyken kombiniz kapalı olsun şeklinde onu da göstereceğim. İş saatlerimizi de sabah 8 akşam 6 olarak düşünürsek sabah 8'den akşam 5.30'a kadar yapabiliriz. 5.30'da eve dönüş senaryosu başlayacak. Bu şekilde hafta sonu hariç iş saatlerini seçiyorum. Böylelikle ikinci senaryomuzu da oluşturmuş olduk. Üçüncü senaryo olarak işe dönüş senaryosunu 25 derece olarak seçiyorum. Çünkü hızlı bir ısınmayla eve geldiğimde sıcak bir eve girmek istiyorum. Bu şekilde 25 dereceyi akşam 5.30 ile 6.30 arasını seçiyorum. Ve oluştur diyorum. Dördüncü senaryomda akşam saatlerinde evdeyken 23 derece olsun istiyorum. Bunu da 6.30 ile gece 12'yi seçiyorum. Ve oluştur diyorum. Son olarak hafta sonu programım kaldı. Bunun için tekrar zamanlamaya geliyorum ve komple hafta sonunu seçiyorum. Ve buraya 22 derece yazıyorum. Sıcaklık değerlerimizi belirledik ancak bir uyarıda bulunacağım. Zamanlama kısmında belirlemediğiniz saat kalmaması gerekiyor. Yani haftanın tüm günlerini, tüm saatlerini belirlemeniz gerekiyor. Boş bir saat kalmamasına dikkat edin. Bu kısmı bitirdikten sonra otomasyon kısmımıza geçelim. Yeni bir otomasyon oluştur dedikten sonra tetikleyici kısmına geliyoruz. Varlık ve durum diyoruz. Buradan oluşturduğumuz tüm sıcaklık değerlerini bir tetikleyici olarak atamamız gerekiyor. Öncelikle 18 ile başlayalım. Hedef olarak ise açık seçiyoruz. Ve buna bir kimlik veriyoruz. Yine 18 diyelim. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Tüm sıcaklık değerlerimizi bir tetikleyici olarak oluşturduktan sonra her birine kimlik verdik ve hedef olarak açık girdik. Şimdi işlem kısmına gelelim. İşlem eklenin yanında yapı taşı ekleye basıyoruz. Buradan seçi seçiyoruz ve seçenek 1 koşulumuza tıklıyoruz. Koşul ekleye tıklıyoruz ve burada tar yazdıktan sonra tarafından tetiklendi çıkacaktır bunu seçiyoruz. İlk olarak birinci senaryomuz 18'i seçelim. Ve işlem ekle diyoruz. İklimlendirme diyoruz. Buradan hedef sıcaklığı ayarla diyoruz. Buradan varlığı seç diyoruz ve termostatımızı seçiyoruz. Sıcaklık değerini tikledikten sonra buraya 18 yazıyoruz.
Çalışma modunu ise ısıtma yapıyoruz. Bizim 18 derece işteykenki senaryomuzdu. İsterseniz bunu iklimlendirme ve çalışma modunu ayarla deyip termostatımızı seçip modu kapalı yapabilirsiniz. Yani isterseniz 18 dereceye ayarlayabilirsiniz. İsterseniz direkt kapalı olarak yapabilirsiniz. Ben 18 olarak bırakmak istiyorum. Birinci senaryomuz bittikten sonra seçenek 1'i kapatıyoruz ve seçenek ekle diyoruz. Tekrar koşul ekle deyip buraya tarafından tetiklendi giriyoruz ve ikinci senaryomuz için 21'i seçiyoruz. Ve tekrar işlem ekle, iklimlendirme ve hedef sıcaklığı ayarla, termostatımızı seçiyoruz. Sıcaklığı tik yapıp burayı 21 ve modu da ısıtma yapıyoruz. Bu şekilde diğer senaryolarımız için de hızlıca yapalım. Evet, otomasyonumuz bitti. Her biri sıcaklık değerine birer tetikleyici oluşturduk ve bunlara birer kimlik belirledik. Daha sonrasında her bir sıcaklık değerinden gelen tetikleme ile birlikte bunlara birer eylem oluşturduk. Hangi sıcaklık değerinden tetikleme geldiyse o sıcaklık değerine birer hedef sıcaklık ayarladık. Bu şekilde otomasyonumuz bitmiş oldu. Ben bir de bu otomasyonu açıp kapayabileceğimiz bir buton yapmak istiyorum. Onu yapmadan önce bu otomasyonumuza bir isim verelim. Şimdi bu açma kapama işlemi yapabileceğimiz bir buton oluşturalım. Cihazlar hizmetler, yine yardımcılar bölümünden yardımcı oluştur diyorum. Buraya geçişte haftalık termostat programı. Buraya da bir termostat ikonu seçebilirsiniz. Bu şekilde bir buton oluşturduk. Şimdi tekrar otomasyona giriyoruz ve yeni bir otomasyon oluştur diyoruz. Tetikleyici kısmına varlık, durum. Buraya az önce oluşturduğumuz haftalık termostat program butonunu seçiyoruz. Ve hedef kısmını açık yapıyorum. Daha sonrasında buraya bir kimlik verip buraya açık yazıyorum. Tekrar bir tetikleyici oluşturuyorum. Tekrar aynı butonu seçiyorum. Ve bunun kapalı versiyonunu yapıyorum. Bir de dış sıcaklığa göre bir tetikleme istiyorum. Varlık, sayısal durum. Buradan dış sıcaklık sensörümüzü seçiyoruz. Bunu oluşturmayı önceki videoda anlatmıştım. Burada 20'nin altına düşerse buraya altında yazıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Bu sefer 20'nin üzerine çıkarsa buraya da üzerinde yazıyorum. Bu şekilde az önce oluşturduğumuz haftalık termostat programı otomasyonumuzu bir buton vasıtasıyla açıp kapatabileceğiz. Aynı zamanda dış sıcaklık sensörümüz 20'nin üzerine çıktığında yine az önce oluşturduğumuz haftalık termostat programımız kapanacak. 20'nin altına düştüğünde açılacak. İşlem bölümüne geliyorum. Yapı taşı ekleye basıyorum. Buradan seçi seçiyorum. Ve buradan bir koşul ekliyorum. Buraya tar yazın, tekrar tarafından tetiklendiği seçin. Açık ile altında aynı olması gerekiyor. Yani butonu açtığımız zaman otomasyonumuz açılacak ve dış sıcaklığımız 20'nin altına düştüğünde açılacak. Bu koşullarda işlem ekleye otomasyon yazıyoruz. Buraya aç diyoruz ve varlığı seç deyip az önce oluşturduğumuz otomasyonu seçiyoruz. Ve buna ek olarak eğer kombimiz kapalıysa kombiyi de açsın. Bunun için yapı taşı ekle, eğer, koşul, varlık, durum, buradan kombimi seçiyorum ben. Eğer kapalı ise, iklimlendirme, modu ayarla ve ısıtma moduna getir. Bu şekilde hem otomasyonumuzu aktif hale getirecek. Aynı zamanda kombimiz kapalı ise onu açacak. Şimdi ikinci seçeneğe geçelim. Koşul ekle diyorum. Buraya tarafından tetiklendi. Bu sefer kapalı ve üzerindeyi seçiyorum. İşlem ekle bölümünden otomasyon kapat ve otomasyonumu seçiyorum. Buna ek olarak ben kombimi de kapatsın istiyorum.
yapı taşı ekle. Eğer koşul, varlık, durum. Buradan kombimi seçiyorum. Eğer ısıtma modunda ise modu ayarla. Buradan kapalı. Şimdi bu otomasyonumuzu kaydedip butonumuzu dashboard'umuza ekleyelim. Evet, dashboard'uma otomasyon aç kapa butonumu ekledim. Şu an aktif durumda. Bakalım otomasyonumuz da aktif durumda. Buradan kapattığımız zaman hem kombimiz kapanıyor hem de otomasyonumuz devre dışı kalıyor. Tekrar aktif ettiğimiz zaman kombimiz çalışıyor ve otomasyonumuz da aktif duruma geliyor. Bu şekilde haftalık program dışında eğer evden giderseniz buradan otomasyonu kapatabilirsiniz. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer buradan otomasyonu kapatıp açtığınız zaman kombiniz son çalıştığı sıcaklık değerinde çalışmaya başlayacaktır. Bir sonraki sıcaklık saati tetiklenene kadar o konumda kalacaktır. O yüzden bir sonraki sıcaklık saati tetiklenene kadar sizin buradan manuel ayarlamanız gerekiyor. Daha sonrasında tekrar otomasyon devam edecektir. Son olarak bu otomasyonu bir test edelim. Ancak sistem saatini değiştiremeyeceğim için zamanlama sensörlerinin durumunu değiştirerek bu otomasyonu tetikleyeceğim. Evet, şu an 22 derece konumunda. Bunu 21 derece yapalım. Önce buradan bu saati sileyim. Ve 21 dereceyi tetikliyorum. Gördüğünüz gibi buradan hangi saat tetiklenirse o dereceye gelecektir. Bir de bu otomasyonu evinizde sıcaklık sensörü yok varsayarsak nasıl yapabiliriz onu göstereyim. Eğer sıcaklık sensörünüz yoksa burada sadece aç ve kapa yardımcıları oluşturmanız gerekiyor. Bunun için yine tekrar zamanlama yapıp buradan hangi saatlerde açık olmasını istiyorsanız onun için açık yazıyorsunuz. Hangi saatlerde kapalı olmasını istiyorsunuz onları seçip burayı kapalı yapıyorsunuz. Daha sonrasında otomasyona gelip ve otomasyonda buradan sadece açık ve kapalı olarak iki tetikleyici oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında yine eylem kısmında yine iki farklı eylem oluşturuyorsunuz. Örneğin 18 dereceyi ben kapalı olarak yapmak istiyorum. Bunun için bunu siliyorum. Buraya işlem ekle deyip anahtar seçiyorsunuz. Ve buradan kombi switch'inizi seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde aç ve kapa yaparak da haftalık programlı termostat yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olabilir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.